patatesler küp küp değil de şey, her zamanki benim takıntım rondo. Küp küp doğrandı, önce haşlandı havuç, soğan, patates. Daha sonra pırasa haşlandı, var kavruldu. Hiç alabilir miyim? Efendim? Pırasa var mı? Yok, pırasa yok. Pırasa içinde da olması gerekiyordu içinde. Nasıl? Pırasa da var. Pırasa, havuç, onları kavuruyorsun. Yani ona katar, ona girersek o biraz sebze çorbasına giriyor. Siz ama farklı, hayır, bir tarife bakmışsınız. Hayır, patates çorbasına, hayır, aynı. Hayır, alakası yok. Krema var mı peki? Görmedim. Krema tabii ki de var. İsimde de belirtmiş. Ya su, yorum yapmak için yorum yapmayın. Hayır, yani. Hayır, ben içeriğini okudum, araştırdım. Hayır, o sebze çorbası oluyor. Yanlış araştırmışsınız. Hayır, havuç ve pırasa da olması gerekiyor. Patates çorbasında pırasa ilk defa. Ben de ilk defa duyuyorum yani. Peki. Evet Recep, seninle başlayalım günün ilk yemeği patates çorbası yorumuna. Tuğçe Hanım, elinize sağlık öncelikle. Afiyet olsun. Ben gerçekten krema ve tereyağından başka bir tat almıyorum. Çorbanı bilmiyorum, orijinali tereyağı ve onun mu baskın olması gerekiyor bilmiyorum. Ya sosun hiçbir lezzet alamadım. Lezzet alamadım sadece. Bilmiyorum. Hiç bir çorba lezzeti yok. Doğru. Ne içtiğimi bilmiyorum şu an, öyle söyleyeyim. Doğru mudur? Afiyet. Yani kendi yorumu, ben öyle düşünmüyorum. Doğru, ben gayet olduğunu düşünmüyorsan doğru deme. Lezzetli olduğunu düşünmüyorum. Tastikleme. Yani patates tadını gerçekten almıyorum. Almıyorum. Krema ve tereyağı ağırlık bastı. Bilmiyorum. Herkes aynı fikirde mi? Ben patates tadını aldım, krema tadını da aldım ama biraz fazla tuzlu buldum. Bir, evet, bir tuz fazla kırılmış. Ama ben patates tadı alınmadığını düşünmüyorum. Ben alamadım. Çok baskın bir tat. Kendim almış olabilir. Recep Bey yani. Ama yani alamadığım şeyi aldım diyemem burada. Ne yapabilirim? Alamadım. Yani alamadım yani. Ne yapabilirim şu an? Zorla mı alayım? Peki. Siz aldınız mı? Bana hafiften bir patates tadı geliyor. Hafiften. Tamam. Hafiften. Yalnız bu çorbada evet. Emeği nerede? Şimdi krema büyük ihtimal siz yaptınız mı? Kremayı ben nasıl yapabilirim? Yok, kaymak süt krema çok basittir. Nasıl basitse olsun? Siz yaparsınız, siz de yeriz yani. Nasıl olsa ronda kullanılıyor yani. Ronda kullanılıyor. Şu zamana kadar içtiğimiz hangi masadaki çorba basit? Ya basit demeyeyim de kolay değildi diyeyim. Benim çorban basit değildi. Krema. Nasıl değildi? Bir kaşık çorbası, bir kaşık hepsinden kalkmışsınız. Kaç saat haşladım, yıkadım, tekrar süzdüm, tekrar evet, ben de patatesleri yaptım. Suda beklettim. Nişastasının çıkmasını sağladım. Beklemiyor Tuğçe Hanım. Ne yapmıyor? Beklemiyor. Yağı atıyorsun, kavuruyorsun o malzemelerle birlikte. Sonra bir andırından çekiyorsun, suyunu koyuyorsun. Tam kremasını ekliyorsun. En azından kesik bir çorba içmiyorsunuz. Evet. Değil mi? Ama yani çok basit. Çok basit. Ben de. Siz değiştik değil mi? En azından çorbam kesik değil. Ama çorba kremayı kestirmek çok zordur yoğurda süte göre yani. Nasıl? Kremayı kestirmek daha zordur yoğurda süte göre. Tabii. Krema yani hazır daha yani. Daha az risksiz. Tabii yani tabii. Bu... Ama yani kırmak hani kes... beğenmedin ne? O anlamı mı çıkaralım? Şimdi beğendim de ben her zaman söylediğim gibi emekçiyim. Emek yok dediniz bundan hiç. Emeği yani, nerede diye sorguladı. Çorba, o yüzden merak ediyorum. Tuzu bir tık fazla olabilir. Evet doğru. Ama ben emekçiyim. Yani beğendim, bu emekçi dediğiniz sizin bu takıntınız nedir? Yani ronda kullanılan bir insan vaziyet kullanan. Ama diyor. Emekçi olmuyor mu? Bunları kim yapıyor ya? Evet ben bir saniye. Çok doğru. Evet, o zaman evet, dünkü evet, emeği evet, yok neden evet, Ahmet Bey? Şimdi... Dün emek yok muydu? Şimdi Recep Bey'in affına sığınarak şunu söylüyorum. Estağfurullah benim yani siz başından mi? Beri hani benim rondaya şeyim şeye rondaya miksere evet, karşıyım dedim. Tam karşıma geldi. Mikser. Yani siz, başından beri karıştırıyorsunuz. Lafınıza dikkat yok edeceksin. Mikser lafı. Siz bence çok iyi oynuyorsunuz. Bana, bence de hatırlatıyorum. Zuhal Hanımcığım bir saniye lütfen bana cevap vermek istiyorum. Lafınıza dikkat edeceksiniz ya. Mikser gibi. Ben mikser değilim. Mikser olan sizsiniz. Dün o masada aç mı kalktı? 3 puanlık masa ne? Ya hiçbir şey beğenmediniz demek ki 3 puan veriyorsunuz. Ya. Kaldı mikser ben evet, sizsiniz. Ben değilim yani. Bu konuda sonuna kadar katılıyorum. Benim, emek diyorsunuz. Emeği de benim duruşum gayet belli. 4. gündeyim. Evet. 4. gündeyiz. Benim duruşum belli oldu. Tamam benim de duruşum belli. Aynen. Benim duruşumda ne var? Devamlı bir şey, kaostayız ben yani. Ben kaosu yaratmıyorum. Yorum ya, yapıyorum, açıklama yapıyorum. Ya, emek yok diyorsun. Nasıl yapıldı bu yani? Ya Recep Bey gözünü seveyim yani çok affedersin. Sizinki canınız... Lafınız çok talihsiz. Ya, hayır, lafını kabul etmiyorum ben. Ben yemeği basit denmesini çok yanlış buluyorum. Basit değil, kolay diyorum ve bak, zor diye yorumlayabiliriz. Emeksiz diyorum. Evet, kolay, zor diye yorumlayabiliriz. Hiçbir yemeğin basit yapıldığını düşünmüyorum. Günümüzde bir yumurta bile kıramayan insanlar var. Onun zaten burada işi yok. Onun yani burada işi yok. Evet ama sonuçta basit ve zor ayrı bir kavram değil mi? Basit ve kolay ayrı kavramlarda. Lezzetini beğendiniz. Lezzetini bir şey beğendiniz. Peki. Ama basit ama diyorsunuz. Ben, başından beri bakın bunu ben sonra çıkarmadım. Yani başından beri evet, ben buna da oynamıyorum. Pazartesinden beri aynı şeyi söylüyorum. Ben emekçiyim diyorum. Peki. Ben emek verdim.
Peki, o konuya tekrar döneceğiz. O deminki ayak kaydırma muhabbetinden ben bir şey anlamadım. Onu sana tekrar soracağım müsaadenle. Recep Bey'e ben mikser dedim. Neden? Yani bunu hepimiz gördük. Yani ilk günden beri adamcağız bir masaya oturuyor, bir kaos. Dün maskeyle geldi. Nedir bu maske ya? Madem orada bir sıkıntı varsa, hepimiz orada tabiri caizse o sıkıntıyı çekeceğiz. Kendisi maske taktı. Masada değişik böyle kaoslar oluşturuyor. Sesleri yükseltiyor. Tuhaf geldi bana. Ahmet Bey ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Ne söylediğini farkında değil. Bana mikser dedi. Kim mikser? Asıl mikser sensin. Hepimizin algısıyla oynamaya çalışan da sensin Ahmet Bey. Asıl mikser olan kim biliyor musun? Sensin. Ahmet Bey'e katılıyorum. Recep Bey bu konuda biraz mikser. Tam da yanımda oturdu. Masa boyu başımı ağrıttı. Bir Yurda Gül Hanım'a, bir Tuğç Hanım'a, bir Ahmet Bey'e sürekli sataşıp durdu. Bence Ahmet Bey burada haklı. Mikser Recep. Recep Bey. Çünkü her yeri karıştırıyor. Ama ben onu cebimden çıkartırım. Ben Recep'ten daha dişliyim. Recep'i çıt diye kırarım yani dişimle. Sen nasıl buldun canım? Ben çorbayı beğendim Zühal Hanım. Beğendim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben de beğendim. Tek eleştirim. Biraz tuzu kaçmış. Evet. Bir de bu üzerine erittin yağ. Gene aynı şey, gene aynı şey. Çok koymuşsun. Şunun yarısı yeterdi. Üzerine yağ yaktın değil mi? Evet. Hep yarışmışlar bu şeyi yaşıyorlar, yapıyorlar daha doğrusu hatayı. Çok koyuyorsun. Onun için o kadar baskın. Evet, bastım evet, geldi. Lezzet vermiş. Patates çünkü lezzeti olan bir şey değildir. Lezzetlendirmişsin. Bence kıvamı falan da yerinde. Lezzetsiz değil. Ben de patates tadını da aldım. Krema tadını da aldım. Afiyet olsun. Güzel bir çorba ama yağını çok koymuşsun. Bak bir olduğu gibi üstünü tereyağı kapladı. Hiç gerek yok. Bunun yarısı bile yeterdi bunun üzerine. Ama güzel olmuş. Teşekkürler. Eline sağlık. Afiyet olsun. Kremalı patates çorbası. Basitti. Ondan sonracıma ben her zaman diyorum sonuçta burası bir yarışma. Biraz uğraş olsun. Aa uğraş oldu da yapılamadı. Onu kabul ederiz. Ama uğraşsız bir menü benim tarzım değil. Çorba tuzluydu ama patates ve krema tadı gayet geliyordu. Recep Bey gelmediğini iddia etti ama gayet geliyordu. Sadece tuzu bir tık fazlaydı. Ben beğendim çorbayı. Kremalı patates çorbası, ben patates tadı almadım. Tereyağı çok ağırdı. Sadece tereyağı tadı aldım. O yüzden çorbanın tadını anlayamadım bile. Ha gelelim bu ayak kaydırma. Şimdi benim demek istediğim mi diyorsun acaba? Ben hep bunu söylerim başından beridir. Haksız yere verilen az puanda çok puanda aynı kapıya çıkar kesinlikle benim için. Ama şimdi ayak kaydırmak deyince başka bir şey oluyor da hani özellikle kasıtlı yapılmış gibi ama diye alıyor. Anlamı bu. Zaten şimdi bu zorlanır. Bunu savunacak merak ediyorum. Onu kastediyor. Hani sana 7 şey, puan verdi ya. Şey, olmayan bir şeye, olmayan bir şeye böyle bir puan verilirse ben de bunu söylerim. Ne diyeyim ya? Ama size emek bana verdi. Bana 7 verdi diye 13 mü verdiniz? Yani emek ya, verdi. Hırsızlık sağ mı ya? Siz mi yaptınız hayır, bunu? Ders olsun diye mi yaptınız? Benimkini haksızlık olarak görüyor mu? Ne ya? Ama emek emek dakika, diyorsunuz haksızlık, Ahmet haksızlık Bey. Haksızlık olarak mı görüyorsunuz? Siz şu an cümlelerinizi çok çelişiyorsunuz. Ya hayır haksızlık. Dediniz ki bana 7 verdi. Bir saniye buraya. Ben bir cümle bitirmem lazım burada. Bitirsin. Bana 7 verdi diye siz ona 3 vermişseniz burada inanılmaz ilahi adalet evet, var. Lütfen aynen, rica ediyorum. Emek, ben emek vesile olmak istemem. Sürekli. Benim üzerimden bunu oynamayın. Lütfen. Ben her zaman, Melike Hanım'la Tuğçe Hanım'a da söyle. Niye beni katıyorsunuz ortaya? Ben her zaman için kısasçıyımdır. Kısas nedir? Hiç hoş değil. Benim size yaptığım şey bana yaptığım kısas mı diyorsun? Bence ama hoş değil. Ben bunu tercih ediyorum. Bu meşhurdur. Bir saniye. Çorba mı basit dedi? Nesi basit anlayamıyorum. Yani çorba da basit bir şey yok. Normal çorba. Yani konuşmak için konuşuyorlar. Yorum yapmak için yorum yapıyorlar. Recep Bey'e mikser diyorlar ama bence masanın mikseri kesinlikle Ahmet Bey.